Balıkçıdağ'dan herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle birlikte bildiğiniz üzere şu an günümüzde en çok tüketilen balık levrek ve çupra balığı. Bugün sizlerle birlikte çupra balığı nasıl temizlenir ve nasıl pişirilir hep birlikte yapacağız. Evet, çupramızın ilk önce bıçağın ters tarafıyla yaparsanız bıçağınızın ucu bozulmaz. Pullarını bu şekilde kazıyoruz. Şöyle yürüyorsunuz. Evet, burayı böyle alıyoruz. Karın altına alıyoruz. Solungaçların olduğu yere bu şekilde parmağımızı sokarak solungacın ilk önce alt tarafından, daha sonra solungacın bu şekilde üst tarafından bu şekilde iki tane kesik atıyoruz. Daha sonra çok bıçağı derine batırmadan, derine batırdığında biliyorsunuz ödü patlıyordu balığımızın, bu şekilde alıyoruz. Çok kemiklerini kırmadan böyle alıyoruz. Daha sonra böyle büyük bıçakları alabilirsiniz ya da ucu daha böyle oval bir bıçakla, yuvarlak bir bıçakla daha rahat temizleyebilirsiniz. Şimdi şuradan bakın. Solungacı çekiyorum. İlk önce solungacı çektim. Daha sonra şuradan üstten zarını kazıyarak, burada siyah zarı var, geliyorum. Hop. Aldım. Şu an gördüğünüz üzere içini bu şekilde temizledim. Burada bağırsakların dışında siyah zarı var. Bu zarları bu şekilde kazıyabilirsiniz. Şöyle alıyorum. Daha sonra balığın şu iç tarafta kemiklerin arasında böbrekleri bulunur. Daha önce de anlatmıştım. Balıklarda insanlar gibi böbrek yuvarlak olmaz. Birçok videoda izliyorum. Hep bunlara kan diyorlar. Burası kan değildir. Kesinlikle yenilebilir. Balığımızın böbreğidir. Evet. İkinci balığımız da yine bu şekilde solungaç bölgelerini açıyoruz. Daha sonra alt taraftan bıçağımızı çok derine batırmadan bu şekilde karnını açıyoruz. Daha sonra yine ben oval bıçak kullanıyorum. Solungacının olduğu yerden solungacını bu şekilde çekiyoruz. Çektiğimiz üzere içinin zarı bu şekilde bıçak yardımıyla tamamen temizlenmiş oluyor. Evet, yine bu tarafta alt zarını yine bıçak yardımıyla kazıyoruz. Balığın iç tarafında böbrekleri var. Yine böbreklerini alıyoruz. Evet, çupralarımızı kelebek açacağız. Şu şekilde karın bölgesinde gördüğünüz üzere şurada kalın kemiği var. Buradan buraya doğru bu şekilde bıçak yardımıyla böyle alıyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere. Burada yine hafif hafif bıçağımızı kemiğe sürtüyoruz. Daha sonra burayı görüyorsunuz. Şuradaki yine kemiğin dibinden gide gide gide. Burada yine bu şekilde sıyırabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bu şekilde sıyıracağız. Daha sonra balığımızı şu şekilde tutarak hafif bıçağımızı dik yapıyoruz. Kafaya doğru şöyle kesiyoruz. Şu dudak payına kadar bu şekilde ayırıyoruz. Hafif böyle etleri tutan yerler varsa biraz daha alıyoruz. Şu şekilde birinci balığımız kelebek hazır. Evet, yine bütün ana kemiğin kenarından doğru gidiyoruz gördüğünüz üzere. Bu şekilde. Böyle aç aça kemiği sıyra sıyra gidiyoruz. Bunu gayet evde de rahatlıkla yapabilirsiniz. Daha sonra balığın görüyorsunuz. Buradan bu şekilde kafasına doğru yarıyoruz.
Evet, çupralarımızı temizledik. Kelebek çıkarttık. Şimdi hep birlikte pişirmeye başlıyoruz. Evet, bugün sizlerle sebzeli zerdeçallı çupra yapacağız. Evet, şöyle patateslerimiz var. Evet, tepsimize patatesimizi, havucumuzu ve soğanımızı doğradık. Daha sonra baharatlarını atacağız. Tuzluyoruz. Biraz pul biber atıyoruz. Hatta bir tane karabiber atıyoruz. Eğer tane yeşil karabiberiniz varsa, tane yeşil karabiber daha güzel olur. Tavsiye ederim. Evet. Biraz defne yaprağı atıyoruz. Daha sonra az miktarda zerdeçal atıyoruz. Zerdeçal fırında balıklara müthiş bir lezzet veriyor. Biraz kekik atıyoruz. Kekik normal marketlerden aldığınız kekik değildir, daha kekidir. Şu an kekikler yeni yeni olmaya başladı. Bir ay sonra dağdan kekik toplayabilirsiniz. Evet, sıvı yağımızı atıyoruz. Daha sonra yarım su bardağı su atıyoruz. Bu karışımımızı bu şekilde harmanlıyoruz. Ben yuvarlak yuvarlak iri soğan tercih ettim. İri soğan tercih etme sebebim ise şu an mevsim itibariyle Nisan ayındayız, Mayıs ayına giriyoruz. Adana soğanları çıktı, çok daha lezzetli ve güzel. O yüzden ben büyük soğan tercih ettim. Eğer arzu ederseniz arpacık soğan da tercih edebilirsiniz. Evet. Şimdi diğer tepsimizi alıyoruz. Balıklarımızı yaptığımız sosa bu şekilde batırabilirsiniz. Şöyle sosu yerinden. Evet. Normalde bugün sizlerle birlikte bu tarifi arazide yapacaktım. Ama bildiğiniz üzere Mayıs ayının başındayız ve şu an yasaklardayız. Yasaklarda olduğumuz için araziye çıkamadık. Ve sizler de evinizde olduğunuz için evde yaparsınız diye bu tarifi yapmayı düşündüm. Evet, sosumuzu bu şekilde sebzelerimizle birlikte atıyoruz. Eşit bir şekilde dağıtabilirsiniz. Halka dilimlenmiş üzerine domates atıyoruz. Evet, yine halka dinlenmiş
kapya biberi. Yine köy biberlerimizi atıyoruz. Üzerine yine halka dinlenmiş limonlarımızı atıyoruz. Ve olmazsa olmazımız üzerine tereyağı atıyoruz. Evet, tepsimiz hazır. Çupralarımızı temizledik. Sebzelerimiz eriştiğinde tepsimizi hazırladık. Önceden ısıtılmış 200 derece olabilir, 180 derece olabilir. Şimdi fırınımızda pişireceğiz. Fırına atarken dakika tutacağım. Çıktığında size kaç dakikada piştiğini de söyleyeceğim. Haydi fırına geçiyoruz. Evet, çupralarımız fırından çıktı. 25 dakikada 200 derecede pişirdik. Bugün sizlerle birlikte zerdeçal soslu çupra yaptık. Elimden geldiği kadar temizlemeye ve pişirmeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ne diyoruz? Haftada 3 gün balık, ömür boyu sağlık. En güzel balıklar Balıkçı Doğan'da yenir. Videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.